İçinde bulunduğumuz Samanyolu galaksisinde 200 milyardan fazla yıldız bulunuyor. Yani bu sadece bir galakside bulunan yıldız sayısı. Varın gerisini siz düşünün. Yani anlayacağınız, çağlar boyunca dünyada yaşayıp ölen insanların sayısı, evrende bulunan yıldız sayısının yanına bile yaklaşamıyor. Kafanız karıştı değil mi? Ya, biraz düşünmek lazım. Ben neyim? Nasıl bir alemde yaşıyorum? Nereye gidiyorum? Efendim, ben Deniz Takiyüddin. Osmanlı'nın ilk uzay bilimcisi. Bundan tam 438 yıl önce Venedizlilerin inşa ettiği Galata Kulesi'nde teleskobumla evreni gözlemlemeye başladım. Ayrıca matematikçiyim. Boş adam değilim ya. Size bir soru. Dünyada sudan sonra en çok tüketilen içecek hangisidir? Soruyu başka şekilde daha sor. Türk denilince akla ilk gelen içecek hangisidir? Tabii ki çay efendim. Başka ne olacak? İçecekler saymakla bitmez ama sabah uyanır uyanmaz kahvaltı sofrasında başlayıp neredeyse yatana kadar bardak bardak içtiğimiz o enfes kokulu çay. Hanım, bir çay koy da içelim be. Türk erkeklerinin klasikleşmiş sözü değil midir? Çaycıların tavşan kanı bunlar sözü kulaklarınızda her dem çınlamıyor mu? Efendim, çay ta 5000 yıl öncesinde Çin'de tesadüfen keşfedilmiş. Çin hükümdarı Shennun halkının sağlığına çok önem verilmiş ve salgın hastalıklar oluşmasın diye tüm suların kaynatılarak içilmesi emrini vermiş. Hükümdar bir gün ülkesini dolaşırken mola verdikleri sırada hizmetçiler su kaynatmaya koyulmuşlar. Bu sırada suyun içine kuru yapraklar düşmüş ve su ısındıkça etrafa hoş kokular yayılmış. İmparator, bu koku nereden geliyor arkadaş? Sağa sola bir bakın hele dediği sırada hizmetçilerden biri mahcup bir şekilde, efendim affedin, kaynattığımız suyun içine kuru yapraklar düşmüş. Koku oradan geliyor diyerek kokunun kaynağını açıklamış. İmparator adı üstünde Shennun. Bu duruma kızacağına, hele bir getirin bakalım şu suyu. Kokusu bu kadar güzelse tadı kim bilir nasıldır diyerek suyun tadına bakmış. İmparator içtiği suyun çok ferahlatıcı olduğunu hissedince de insanoğlunun çayla olan serüveni başlamış. Biz Türklerin çayla tanışmasına gelince, çayla aramızdaki aşkın başlangıcı topu topu 2 asırlık bir ilişkiye dayanıyor efendim. Ne o, şaşırdınız mı? Çayı öyle benimsemiş, o kadar çok sevmişiz ki bu kadar kısa zamanda hayatımızın olmazsa olmazı haline getirmişiz. Anadolu'ya çay ilk olarak 1787 yılında Japonya'dan getiriliyor. Tohumlar halinde getirilen çay ilk olarak Bursa civarına ekiliyor. Ama nafile, iklim şartları uygun olmadığından getirilen ilk tohumlar telef olup gitmiş. Bu yüzden uzun bir süre çayı Japonya'dan almaya devam etmişiz. Üstelik ne zamana kadar ekim yapılamıyor biliyor musunuz? Ta 1924 yılına kadar. O yıl Halkalı Ziraat Mektebi müdür vekili, aynı zamanda botanikçi olan Ali Rıza Erten, arkadaş, biz bu çayı nerede yetiştirebiliriz diye Anadolu'yu karış karış dolaşıp araştırmalar ve ekim denemeleri yapar. Sonunda istediği sonucu Rize'nin yamaçlarında ektiği çay tohumlarından alır. Bunun üzerine koşa koşa Ankara'ya gider. Raporlarını Millet Meclisi'ne sunup Rize'de çay yetiştirmek için onay alır. 1947 yılına gelindiğinde ise bakarlar ki çay tüketimi almış başını gidiyor, ilk çay fabrikası kurulur. Yani mis kokulu Rize çayını Ali Rıza Ertel'e borçluyuz. Ne diyelim, Allah razı olsun. Boşuna demiyorum. Düşünen, araştıran adam işi bunlar diye.